Orta Çağ'da dünya ünitesiyle devam ediyoruz. Orta Çağ dediğimiz 375 kavimler göçüyle başlar. 1453 İstanbul'un fethiyle sona eren döneme biz Orta Çağ diyoruz. Orta Çağ dünyada biz 3 tane devlet işleyeceğiz gençler. Roma, Sasani ve Moğol İmparatorluğunu işleyeceğiz. Orta Çağ'da Avrupa'da genel durum ne? Orta Çağ'da Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da kavimler göçünün yaşandığını görüyoruz 375 yılında. Peki kavimler göçü nasıl oldu? Bakalım şimdi haritaya. Bakın Asya Hun Devleti diye bir devlet vardı gençler. Asya Hun Devleti önce Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor. Daha sonra Doğu Hunları Kuzey ve Güney diye ikiye ayrılıyor. Kuzey Hunları kalkıp göç edecek gençler Balamir öncülüğünde. Göç edip Avrupa'ya doğru geliyorlar. Avrupa'ya doğru gelirken Avrupa'da Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Saksonlar, Süevler, Alanlar, Germenler, Fıratlar gibi kavimler vardır. İşte bu kavimleri itiyorlar. Bir domino taşı gibi Avrupa'nın içine itiyorlar. Biz bu olaya tarihte kavimler göçü diyoruz. Bunu gerçekleştiren zaten Avrupa Hun Devleti hükümdarı olacak olan Balamir'dir. Şu an Kuzey Hunlarının başındaki kişidir. Daha sonra Avrupa'ya geçip bu olaydan sonra kavimler göçünden sonra Avrupa Hun Devleti'ni kuracaktır. Şimdi dedik Avrupa'da kavimler göçü yaşandı. Kavimler göçü sonucunda Roma parçalanıyor gençler. Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrılıyor. Roma'nın parçalanması demek merkezi krallıkların güç kaybetmesi demektir. Peki merkezi krallıklar güç kaybederse hangi siyasi rejim Avrupa'da yayılacak? Feodalite rejimi yayılacaktır gençler. Feodalite rejimi dediğimiz rejim toprak sistemine dayalı olarak oluşan bir rejimdir gençler. Hani o faşo ağalar dediğimiz kesimler var ya, özellikle feodalitede sosyal sınıflar mevcuttur. İşte senyörler, burjuvalar, işte köylüler gibi sınıflar mevcuttur gençler. Yani feodalitenin olduğu yerde aslında siyasi birlik yoktur. Papa ve kilisenin etkisi Orta Çağ Avrupa'sında artıyor gençler. Skolastik düşünce önem kazanıyor. Skolastik düşünce demek dogmatik düşünce demektir. Yani düşünemezsiniz demektir gençler. Ancak ben düşünürüm diyor Papa ve kilise. Yani sen eğer Papa ve kilisenin dediğini yapmazsan o dönem için ya hapse atılıyorsun ya da idam ediliyorsun. İşte Avrupa'da genel durum bu. Gelelim Orta Asya'da genel durum. Orta Asya'da Göktürkler, Uygurlar ve Akunlar dediğimiz Eftalitler vardır. Çin ve Moğol devletleri var. İran'da da Sasaniler mevcuttur gençler. Roma İmparatorluğu ile devam ediyoruz. Roma İmparatorluğu Romes ve Romulus ikizleri tarafından M.Ö. 753 yılında kurulmuştur. Roma İmparatorluğu kurulurken önce krallıkla yönetilmiştir. Daha sonra cumhuriyet, daha sonra imparatorlukla. Bakın size TYT'de aynen bu cümleyi verir, yorumlamanızı ister. Bakın bir ülke krallıkla yönetilmişse o zaman ne diyebilirsiniz yönetim biçimine? Monarşi diyebilir misiniz? Evet. Peki bakın cumhuriyet. Cumhuriyet demek halkın yönetime katılımı demektir. O zaman şunu derse doğru olur mu? Roma'da bir zamanlar halk yönetime katılmıştır. Evet bakın cumhuriyet var. İmparatorluk ise Roma sınırlarının genişlemesiyle alakalı bir durumdur. Yani Roma topraklarında birden fazla milletin Roma'ya bağlı olması demektir imparatorluk. O zaman bakın Roma İmparatorluğu önce krallık, sonra cumhuriyet, sonra imparatorluk şeklinde örgütlenmiştir. İşte bu yorumu iyi analiz etmemiz gerekiyor gençler. Roma'da devlet işlerinin görüşüldüğü yer forumdur. Devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir gençler forum. Roma 375 kavimler göçünden sonra Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılıyor. Doğu Roma'nın bilinen diğer adı Bizans'tır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından sona erdiriliyor. Batı Roma İmparatorluğu ise 476 yılında yıkılacak gençler. Roma'da mezhep farklılıkları vardır.
Özellikle Katolik ve Ortodoks mezhebi vardır gençler. Katoliklerin liderlerine Papa diyoruz. Ortodoksların liderlerine Patrik diyoruz gençler. Özellikle bu ileride Haçlı seferlerine destek verenler Katoliklerdir gençler. Tamam mı? Roma ülkeyi bölerek yönetmiştir. Biz bu siyasi yapıya tema diyoruz. Yani ülkeyi bölerek yönetmeye biz ne diyoruz Roma'da? Tema adını veriyoruz gençler. Roma'da sosyal sınıf farklılıkları görülüyor gençler. Özellikle bakın patrici ve plebler adı verilen iki tane sosyal sınıf var. Patriciler tüm haklara sahipken pleblerin hiçbir hakkı yoktur. Böyle olunca sosyal sınıf çatışmaları meydana geliyor gençler. Sınıf çatışmaları yaşanıyor. İşte bunlar belli bir zamandan sonra bu patrici ve plebler diyorlar lanet gelsin şeytana, oturalım masaya bir kural koyalım, artık bundan sonra aramızda çatışma yaşanmasın. Ve 12 tane levha hazırlıyorlar gençler. Yani 12 levhaya kurallar yazılıyor. İşte biz buna tarihte 12 levha kanunları diyoruz. 12 levha kanunları kime aittir? Roma'ya aittir. Şunu unutmamamız gerekiyor ama. 12 levha kanunları neden ortaya çıktı? Sosyal sınıflaşmadan ötürü ortaya çıktı. Sosyal sınıflar olmasaydı belki de 12 levha kanunları diye bir kanundan söz etmeyecektik gençler. Lejyon. Roma'da ücretli askere, paralı askere biz lejyon diyoruz. Bakın dikkat edin, günümüzde lojman kelimesi var değil mi? Lojmanın aslında lejyondan geldiği söyleniliyor ha. Mesela lojman hani eskiden askerlerin kaldığı yermiş. Burada bak lejyon Roma'da ücretli askere verilen isimdir. Romalılar sınırlarını bayağı bir genişletiyorlar gençler. Balkanlara, Anadolu'ya, Kafkaslara, Suriye'ye, Mısır'a birçok yere egemen oluyorlar. Roma'da bir zamanlar Hristiyanlık yasaktı gençler. Roma pagan dinine inanıyordu. Yani paganı şöyle düşünebilirsiniz ha, putperestlik gibi. İşte Roma'da bir zamanlar Hristiyanlık yasakken 313 Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest oluyor gençler. İşte Hristiyanlığı serbest hale getirecek olan Roma hükümdarı Konstantin'dir. Roma kralı Konstantin'dir gençler. Daha sonra belli bir aşamadan sonra 1. Theodosius döneminde Hristiyanlık resmi din olmaya başlıyor Roma'da. Zaten şu an Hristiyanlık resmi dindir. Roma döneminde bir köle isyanı beliriyor. İşte bu köle isyanının adı Spartaküs İsyanıdır gençler. Ve Roma'nın dili Grekçedir. İki Sasaniler. Sasaniler 1. Ardeşir tarafından İran ve Irak coğrafyasında kurulmuştur. Med ve Perser'in devamı niteliğindedirler. Bunların dini Zerdüştlüktür. Yani Orta Çağ'daki adıyla Mecusiliktir. Bunlar ülkeyi Med ve Perser gibi satraplıklara bölerek yönetmişlerdir. Yani satrap denilen bir vali atamışlardır. Valiyi de merkezden atamışlardır. Merkezden vali atarsa merkezi otoritesi güçlü olur. Gelelim 3 Moğollar. Moğollar günümüz Kara Kurum dediğimiz yerde kurulmuştur. Yani Moğolistan sınırları içerisinde bir yer. Kim tarafından kuruluyor peki? Timuçin tarafından. Timuçin daha sonra Cengiz Han unvanını alacaktır. Moğollar genellikle Türklerin egemenliğinde yaşamışlardır. Hunların, Göktürklerin ve Uygurların egemenlikleri altında yaşamış bir millettir. Hatta Moğollar Uygurlara benim hocam diye hitap etmiştir gençler. Moğollar Uygurlara benim hocam diye hitap etmiştir. Devlet yönetiminde de Türklerin etkisi görülmüştür. Yani Türk devlet yönetiminin etkisi Moğollarda da görülmüştür. Tarihin en büyük kara ordusunu kurmuşlardır gençler. Tarihin en büyük kara ordusunu Moğollar kurmuştur. Ve tarihte büyük ordu kuran devletler, yani dünyaya egemen olan devletleri biz Miro diye kodluyoruz gençler. Miro. Moğol. İ Büyük İskender.
R Roma, O Osmanlı. Tamam. En büyük kara ordusu kuranlar Moğollardı. Ama ilk dördü hangisidir? Moğol, İskender, Roma ve Osmanlı diye kodluyoruz. Cengiz Han'ın ölümüyle devlet parçalanıyor gençler. Karadeniz'in kuzeyinde Altın Ordu Hanlığı kuruluyor. Türkmenistan civarında Çağatay Hanlığı kuruluyor. Çin'de Kubilay Hanlığı kuruluyor. İran ve Irak coğrafyasında İlhanlı Hanlığı kuruluyor gençler. Bunlar içerisinde İslam'ı kabul etmeyen, Müslümanlığı kabul etmeyen Kubilay Hanlığı'dır gençler. Çin'e yerleştikleri için Çinileşmişlerdir. Kendi milli benliklerini kaybetmişlerdir. Osmanlı'nın ilk kurulduğu sırada hangi Moğol'un devamı olan devlet vardı? Bakın İlhanlılar vardı gençler. Osmanlı'nın kurulduğu yıllarda hangi Moğol hanlığı vardı? İlhanlı hanlığı vardı gençler. Feodalite. Feodalite Avrupa'da ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik bir rejimdir. Peki feodalite nasıl ortaya çıkmıştır? 375 kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu parçalanıyor. Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla merkezi krallıklar güç kaybediyor. Merkezi krallıkların güç kaybetmesiyle kont, dük, lord, baron gibi kişiler ortaya çıkıyor. Şimdi böyle olunca halk kendini korumasız hissediyor. Halkın birilerine sığınması lazım. O dönemde kime sığınacak? Lord, baron, dük, kont gibi zenginlere, para sahiplerine sığınacak. Bunlar kabul edecek mi peki kendine sığınanları? Kabul ediyor gençler. Ama diyor bir şartımız var. Diyor şartın nedir? Diyor benim toprağımda çalışacaksın. Bana üretim yapacaksın. Toprağımı süreceksin. Bunlar da ne yapıyor gençler? Halk mecburiyetten kont, dük, lord, baronun yanında çalışmaya başlıyor. Ve böylelikle sosyal sınıflar ortaya çıkıyor gençler. Bakın soylu, rahip, burjuva, köylü, köle gibi sosyal sınıflar ortaya çıkıyor. Hani şeyi hatırlayın. Kemal Sunal'ın filmlerini hatırlayın. İşte Faşo Ağa, Kibar Feyzo, Davaro, Salako. O tür filmler genellikle feodaliteyi anlatır gençler. Feodalitede temel geçim kaynağı, zenginliğin ölçütü tarımdır gençler. Tarımdır. Ve bu feodal beyler, hani bu kondük, lord, baronlar var ya, bunlar şatoda yaşarlar gençler. Şato, etrafı surlarla çevrili, yüksekte yer alan yapılardır gençler. Bunlar böyle halkın arasında da kalmazlar. Ne yaparlar? Şehrin en yüksek tepesine, etrafı surlarla çevrili yerlerde yaşarlar. Peki bunların sonu ne zaman gelecek? Bunların sonu barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla surların yıkılabileceği anlaşılacak ve feodalite büyük bir darbe alacaktır gençler. Feodalitede sosyal sınıflar vardır. Yöneten ve yönetilen sınıflar vardır. Yöneten sınıflara biz süzeren diyoruz. Yönetilen sınıflara ise vasal diyoruz. Yöneten sınıflara süzeren, yönetilen sınıflara vasal diyoruz. Bakın soylular dediğimiz asiller, rahipler dediğimiz din adamları, burjuva dediğimiz zenginler, ayrıca köylüler ve köleler de sosyal sınıfların içerisinde yer alabiliyor gençler. Bakın Hindistan'daki kast sistemini hatırlayın. Brahmanlar, kşatriyalar, vaisyalar, sudralar. Orada katı bir anlayış vardı. Mesela orada sen sınıf değiştiremiyordun. Hangi sınıfta doğduysan o sınıfa mensupsun artık. Ölene kadar. Senin çocuğun da o sınıfa mensup. Farklı bir sınıfa geçemiyordu. Ama Avrupa'da böyle değil gençler. Avrupa'da para varsa istediğin sınıfa geçebilirsin. Hiç önemli değil. Yeter ki paran olsun. Ve feodalitenin olduğu yerde siyasi birlik olmaz gençler. Zaten siyasi otorite parçalanmış demektir ha. Kimlerle parçalanır? Bak, lord, kont, dük, lord, baron gibi kişilerle. Gelelim Avrupa'da egemen olan bir düşünce. Skolastik düşünce. Skolastik düşünce demek dine dayalı düşünce demektir. Dogmatik düşünce demektir. Bilim ve deneyi
reddeden düşünce demektir. Düşünemezsin demektir. Yani papanın ve kilisenin sözünün dışına çıkamazsın. Çıkarsan seni asarlar, idam ederler ya da hapse atarlar gençler. İşte biz bu düşünceye skolastik düşünce diyoruz. Skolastik düşüncenin olduğu yerde insanlar kendi akıllarını kullanamaz gençler. Bir insan kendi aklını kullanmazsa onun aklı kim kullanacak? O dönemin en büyük yetkilileri yani papa, kilise. Bunlar kullanıyor gençler. Peki bu durum Avrupa'da hep böyle devam mı edecek? Hayır. İleride insanlar kendi aklının farkına varıp aydınlanacak. Rönesans ve reform hareketleriyle skolastik düşünce etkisini kaybedecektir gençler. Gelelim papanın yetkilerine. Papanın 4 tane önemli yetkisi vardır gençler. Bakın aforoz demek dinden çıkarmak demektir. Yani papaya biri karşı mı geldi? Papa diyor seni aforoz ettim. Yani ne yaptım? Dinden çıkardım. Enterdi. Papanın bir bölgeyi dini törenlerden alıkoymasıdır. Yani diyor ki size dini tören mören yok. Size ayin yok. Ben sizi men ediyorum. Siz artık Hristiyanlığa ait hiçbir dini tören yapamazsınız. İşte biz buna ne diyoruz? Enterdi. Yani belli bir bölgenin dinden çıkarılmasıdır. Burada ayinlerin yasaklanmasıdır gençler. Endülüjans papanın cennete girmek için tapu çıkarmasıdır. Yani diyor ki kardeşim cennete mi girmek istiyorsun? Gel günahın ne olursa olsun hiç önemli değil. Paran varsa sıkıntı yok diyor gençler. Ve kalkıp ne yapıyor? Ona bir cennetten tapu yetkisi çıkarıyor gençler. Düşünün o dönemdeki insanlar kendi akıllarını kullanamıyor ha. Kendi aklını kullanamasa onun aklını kim kullanacak? Başkası kullanacak. Yani papa kullanıyor, kilise kullanıyor. Hatta Martin Luther ortaya çıkıyor 1500'lü yıllarda. Diyor ki kardeşim Tanrı ile kul arasında kimse giremez. Aslında bu kime atıfta bulunuyor? He? Kime atıfta bulunuyor? Papaya atıfta bulunuyor. İnsanlara diyor ki akıllı olun kardeşim. Bakın Tanrı ile kul arasında kimse giremez. Kimse size kalkıp cennete tapu satmasın. Hatta yani bu açıklamalarına rağmen hala gidip parası verip cennetten tapu alan insanlar var. Ve en son şöyle bir açıklama yapıyor Martin Luther. Diyor bak ben cehennemi satın almışım. Yani kimse cehenneme girmeyecek. Gidip tapu mapu almayın cennetten. Bu belli bir dönem Avrupa'da bu sistem devam ediyor. Rönesans ve reform hareketleriyle yavaş yavaş artık sona eriyor gençler. Bu da endülüjans cennetten tapu satma belgesidir. Engizisyon papanın yargılama yetkisine sahip olmasıdır gençler. Atıyorum papaya karşı mı geldin? Hemen bir mahkeme kuruluyor. Bu mahkemenin adı Engizisyon Mahkemesidir. Mesela Galileo dünya tepsidir demediği için ne yapıldı? İdam edildi, hapse atıldı gençler. Tamam mı? Engizisyon neyle alakalıymış? Yargı yetkisiyle alakalıymış.